Anneciğim. İyi misin anneciğim? Çok şükür daha iyiyim yavrum. Gerçekten mi anne? Ne olur doğruyu söyle. Şşş. Kardeşim boş yere üzüyorsun. Ama çok korkuyorum. Korkma yavrum. Hem biliyorsun Ayşe bakıma muhtaç. Beklemeyin boşuna. Eve gidin. Eğer ihtiyaç olursa burada doktor Yavuz'a getirin. O Ayşe'nin durumunu biliyor. Anne, ne olur böyle konuşma. Bunları söylemezsem aklım ve gönlüm sizde kalır. Belki de bundan sonra kardeşine hem abilik hem de babalık yapacaksın. Ne yani? Ölecek misin anne? Ölme. Ne olursun ölme. Anne, anne iyi misin? Hemşire abla, hemşire abla, hemşire abla annem. Çabuk doktor Yavuz'u çağırın, çabuk. Doktor bey, bir şey söyleyeyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahvaltı hazır. Gel bakalım. Oo, her şey çok güzel görünüyor. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Allah kabul etsin efendim. Ellerine sağlık Adile Hanım. Seni de çok yorduk bugün. Estağfurullah efendim, zevkle yaptım. Babacığım, neden herkes bir tane kurban keserken sen bu kadar çok kurban kestiriyorsun? Nereden biliyorsun herkesin birer tane kurban kestirdiğini? Hangi arkadaşıma sorduysam sizin kaç tane kurbanınız var diye hep bir tane diyorlar. Ben bizim kestiğimiz kurbanların sayısını söyleyince hepsi acayip şaşırdı. Önce kahvaltı bitirilsin. Buyurun efendim. Ondan sonra sorular. Ben de unuttular herhalde diyordum. İyi ki unutmadınız. Yoksa bu bayramlıklar cebime yapışıp kalacaktı. Bayramın mübarek olsun Ali Bey. Ben de senin bayramını tebrik ederim canım. Ben sana bir yorgunluk kahvesi yapayım. Çok iyi olur hayatım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Saadet. Her kurban bayramı şu kalbime çöken hisler beni derinden etkiliyor. Canım benim. Gözlerinden okuyorum. Elimde olsa yaşadıkların hepsini unutturmak isterdim sana. Canım benim. Sevginle teselli ettin beni. Sana ve rahmetli babana ne kadar dua etsem azdır. Şimdi de iltifat sırası sende galiba. Ben gerçekleri söylüyorum.
Bugün burada bu imkanlar içindeysem sizler vesile oldunuz. Yoksa benim hayallerimde bile olmazdı bu yaşam. Hele rahmetli baban. Mecbur olmadığı halde bir hayat kurtulsun diye milyonlar harcadı. Kavuştuğun her şey bence senin hakkın. Babam yapması gereken neyse onu yaptı. Mekanı cennet olsun. Sen geçmişini unutmayan, sıkıntılı bir hayata rağmen Rabbine sığınan birisin. Senin yaşamış olduklarını kim yaşasa, şu an Allah korusun, kim bilir ne kötü hallerde olurdu. Haklısın. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de artık kalkayım. Etleri hayırlısıyla dağıtalım vakitlice. Bir şey lazım olursa ararsın canım. Emir. Allah kabul etsin. Amin. Dikkatli tamam gidin gelin. Sorduğun soruyu unutmadım ha. Ama cevabını hemen vermeyeceğim. Önce bugün yapılması gerekenleri yapmamız gerek. Ya unutursan cevap vermeyi? Unutmam. Merak etme. Söz bugün cevabını öğreneceksin. Bu arada neredeyse gelmek üzereyiz. Burası neresi baba? Burası soruna vereceğim cevapların ipuçları olan yer. Hadi bakalım gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaç tane verelim? Ali abim. Abim hoş geldin. Kurban bayramın mübarek olsun. Hoş bulduk kardeşim. Senin de bayramın mübarek olsun. Nasılsın abi? Yengem nasıl? Çocuklar? Yoksa bu delikanlı Emir mi abi? Evet, bu delikanlı artık büyüdü. Babasına yardım ediyor. Abi maşallah ya. Nasıl da geçiyor zaman. Unuttuk, çay kahve ne söyleyelim abi? Sağ olasın koçum. Şimdi almayalım. Biz önce görevimizi yapalım. Bakarsın yolumuzu gözleyenler vardır, bilerek, bilmeyerek. Haklısın abi. Ben zaten hazırladım bu yılın listesini her zaman olduğu gibi. Tamamdır. Ya yine sana zahmet oldu ama. Ne zahmeti abi? Nimet bu, nimet. Hayırlı işe vesile oluyoruz çok şükür. Kasap Mustafa abi de birazdan gelir. Az önce aradı. Açar dükkanı koyarız dolaba. Allah razı olsun. Senden de Mustafa abiden de. Çok hakkı var bende. Hele rahmetli babanın. Allah rahmet eylesin. Seni o kadar çok anlatırdı ki. Ben seni öz abim zannederdim. Aşk olsun. Yoksa abiden saymıyor musun bizi? Baba bunlar kim? Sanki bu çocuk sana benziyor biraz. İşte ipucunu buldun. Hatta tahminin de doğru. Fotoğraftaki o çocuk benim. O amcaysa rahmetli Fırıncı Hüseyin Usta. Küçük çocuksa Selim abin. Efendim Mustafa abi. Geldi. Tamam biz de hemen geliyoruz senin oraya. Tamam abi. Mustafa abi bizi bekliyor. Gidip emanetleri koyalım istersen dolaba. Gidelim koçum. Hadi Emir. Ayhan tezgaha bak, ben kasap Mustafa abiye kadar gidiyorum. Tamam abi.
Evet. Allah sizden razı olsun. Amin. Hakkınızı helal edin. Allah asıl senden razı olsun abi. Fakir fukara senin sayende biraz olsun gülüyor. İnan hala ne ihtiyaç sahipleri var. Allah kabul etsin. Estağfurullah abi. Vermese mabut, neylesin Mahmut. Asıl siz hakkınızı helal edin yine de. Ettik ettik. Ettik ettik abi. El öpenin çok olsun. Hadi oğlum. İşin rast gelsin. Hayrın kabul olsun. Hadi bakalım. Uğramamız gereken bir yer daha var Emir. Hadi. Mısın? Ah, bıktım artık bunlardan. Ve kirayı geciktiriyorlar. Hayırdır inşallah. Kim o acaba? Açsanıza ulan kapıyı. Ali Hacı oğlum, yine delirmiş bu adam. Ne biçim insanlarsınız lan siz? Yiyin için oturun. Kiraya gelince bekle babam, bekle. Haklısınız Levent Bey. Ama inanın kiranızı hazırladık. Hemen verelim. Levent Bey'miş. Şimdi versen ne olacak? Her ay aynı hikaye. O içerideki külüstür dikiş makinesiyle bu hasta haline çalışıp kira ödeyeceksin ha? Ya defolup gidin evimden be. Bağırma be. Vereceğiz işte kiranı. Al git. Anneme de bağırma. Zaten hasta kadın. Ulan Velet, kimsin ulan sen, bana dikleniyorsun? Ha? Ne olur Levent Bey. Lütfen tamam. Ali bir edepsizlik etti. Kusura bakmayın. Yapmayın. Terbiyesiz Velet. Kalk getir parayı. Ayakkabılarımı pis evinizde kirletmeyeyim. Hastalık falan vardır. Ne olur ne olmaz. Ver. Tamam ama bir daha geciktirirseniz kirayı acımam, atarım sizi sokağa. Heh. Korkma oğlum. Al. Sana biraz et getirdim. Et mi? Pişir ye. Biraz da para. 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 Hadi. Para. Dur gitme. Evet Emir. Bugün hamdolsun kurban görevimizi tamamladık. Sen de artık neler nasıl yapılır gördün oğlum. Evet. O zaman artık cevabını dinlemeyi hak ettim değil mi? Hem de fazlasıyla. Şimdi dinle bakalım o halde. Evet. O gün
bugün gibi Kurban Bayramı'nın birinci günüydü. Rahmetli babaannen hastane odasında son nefesini verirken biz koridorda ağlıyorduk. Allah'ım, ne olursun Allah'ım, anneme bir şey olmasın, ne olur. Anca gelebildik, kusura bakmayın çocuklar. Durum ne Ali? Başınız sağ olsun. Metin ol kızım. Vay yavaş. Anne! Anne ne yapıyorsun sensiz? Anne! Ayşe, kardeşim, dur, üstüne bir şey daha örteyim senin. Şunu örteyim, şimdi ısınırsın. Nasıl?
İyi mi böyle? Olmuyor. Hiç sıcaklık vermiyor. Abi üşüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum ki be Ayşem. Tamam. Bak yarın seni doktor Yavuz'a götüreceğim, tamam mı? O bilir çaresini. Söyler, iyi eder seni. Hı hı. Bak sana bir şarkı söyleyeyim mi ha? Belki hoşuna gider. Sen hiç şarkı biliyor muydun? Biliyorum tabii, bilmez miyim? Hiç duymamıştım. Ne zamandır içimden gelmiyor ki be Ayşem. Ama sen istersen... İsterim tabii. Bak dinle o zaman. Tamam. Hayde more, hayde Ayşem, boya gidelim. Bize türkü çıkarmışlar, yasak edelim. Bize türkü çıkarana yasak olur mu? Ayşe gibi güzellere doymak olur mu? Şey, ben doktor Yavuz'a gelmiştim. Doktor amca, kardeşim... Tamam, sakin ol. Yatır kardeşini buraya, ben bir bakayım. Hemşire hanım, gelir misiniz? Sen biraz dışarıda bekle. Tamam. Allah'ım ne olur kardeşime bir şey olmasın. Hemşire hanım, kardeşimin durumu nasıl? İyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Bekleyin. Ne olur. Hemşire hanım, ne olur bir şey söyleyin. Kardeşimin durumu nasıl? İyi mi? Tahlil yapılacak. Biraz bekleyin. Bir şey söyleyin. Bir şey söyleyin. Doktor amca, kimse bir şey söylemiyor. Kardeşim iyi mi? Sen Nermin Hanım'ın oğlu Ali'sin değil mi? Evet efendim. Kardeşinin hasta olduğunu biliyorsun değil mi? Kardeşin şimdi iyi maşallah. Bazı tahlilleri yaptık. Bazıları 2-3 gün sonra çıkar. Ben şimdilik sana bir reçete yazacağım. Dikkat etmen gereken en önemli şey kardeşinin ilaçlarını düzenli alması. Fenalaşması, üşümesi hep ilaçlarını almamasından kaynaklanıyor. Kaç gündür ilaçlarını veremiyorsun? Geçen haftadan beri veremiyorum. Alamadım efendim. Tamam, anlıyorum. Bir daha sakın aksatma. Allah korusun, daha kötü sonuçlar olabilir. Şimdi onu eve götür. Ona bol bol et, tavuk, yumurta, süt gibi proteinli şeyler yedir. Üzülmesin, neşeli şeyler yapın. Mesela bayram geliyor. Onu eğlendirecek yerlere götür. Aman ha, dikkat, düşmesin. Bir yeri falan da kanamasın. Tamam efendim. Bir daha da ilaçları bittiği zaman doğru bana gel. Teşekkür ederim doktor amca. Şey, borcumuz neydi? Borç març yok. Doktor kontenjandan yapılanlar. Sağ olun. Siz de sağ olun. Nasıl hissediyorsun Ayşecik? Şimdi daha iyisin değil mi yavrum? Evet doktor amca, çok teşekkür ederim. Hı-hı. Hadi bakalım, dikkatli dikkatli gidin. Ali kardeşini sırtına kucağına alma, yürüsün biraz. Sonra gerekirse kucaklarsın. O kocaman kızı oldu. Hı-hı. Teşekkür ederim.
Hadi geçmiş olsun. İyi günler, sağ olun. Ne kadar güzel. Ne? Elbise mi? Hı hı. Ayakkabılar da çok güzel. Evet. Sana da çok yakışırlar. Boş ver abi. Benimkiler de güzel. Zaten ne zaman giyeceğim ki? Hadi gidelim. Bayrama kaç gün kaldı abi? 3 gün sonra bayram. Bize et getiren olur mu? Bilmem. Kurban kesenler kesmeyen komşularına da verir ama. Annemiz yok diye belki de getirmezler. En son annem pişirmişti. Kavurma yapmıştı. Çok özledim. Çok güzeldi. İnşallah ben de pişiririm sana. İnşallah. Hepsi tok karnına. Ben acıkmadım ki. Şimdi de içsem olur. Olmaz. Bir şeyler yemen lazım. Dünden biraz makarna artmıştı. Onu getireyim yiyelim. Sonra daha güzel şeyler alıp pişireceğim sana canım kardeşim. Bir şey almana ne lüzum var abi? Belki et getirirler, onu pişiririz. Getiren olursa pişiririz tabii. Ben yatarken dua edeceğim. Bak görürsün nasıl getirecekler. Ali, evde misin? Aslı ablaymış. Buradayım abla. Nasılsın Ayşe? Bugün hastalandım. Hastaneye gittik. Bak bunlar benim ilaçlarım. Ya, nesi var Ali? Her zamanki Aslı abla. Zafiyet de var. Serum verdiler. Vitamin falan. Al bak çorba var. Sıcak sıcak için hadi. Sağ ol abla. Zahmet ettin. Afiyet olsun. Şey Aslı abla. He canım. Ben gündüzleri çalışmaya giderken Ayşe evde yalnız kalıyor. Sana bir yedek anahtar versem, arada bir bakıversen. Arada bakarım canım, ne olacak? Onun iyi olması için çok çalışıp çok para kazanmam gerekiyor. Tamam canım. Ben gelemesem de gelecek birini mutlaka bulurum. Bir de doktor yalnız bırakmayın dedi abla. Ayşe asla yalnız kalmaz, hiç merak etme sen. Giderken benim kapımı tıklat yeter. Sağ ol abla. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar. İstemez, hadi git. Boya! Boyacı! Vay. Boyacı! Hoş bulduk. Boya! Boyayalım yeter be abi. Kardeşim. Alo, kafa kalmadı kafa. Git başka yerde bağır. Kusura bakma usta, boyayayım mı? Bas gitten. Kafa bırakmadın adamda be. Yürü.
deli misin evladım? Neden atladın arabanın önüne? Allah Allah! Az daha vuracaktım sana. Neden böyle yaptın evladım? Bunun için amca. Ha, cüzdan. Bu cüzdan bugün benim için çok önemliydi. Bir iş için son derece lazımdı. Bu yanımda olmasa ne olurdu düşünmek bile istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Hatta sana şu an nasıl teşekkür ederim onu bile bilemiyorum. Çok acelem var. Adın ne senin evladım? Ali. En kısa sürede seni bu karttaki adrese bekliyorum Ali. Kartta telefon numaram da var. Muhakkak ara. Sana belki de hayatım borçlu. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Vay Ali. Artık adın Fırtına Ali senin. Çek şunu. Bu ne hız maşallah. Hayırdır? Neden böyle uçarak gidiyordun? Yok bir şey Hüseyin amca. Aha. Bir adam cüzdanını düşürmüştü. Ona yetiştim. Para var mıydı bari cüzdanda? Oo, hem de ne para? Daha bir sürü de kart falan. Adam zenginmiş demek. Sana bir şey vermedi mi oğlum? Adama koşup yetiştirmişsin o kadar. Yok vermedi. Ulan ne herifler var ya. Kardeşim şu belli ki gariban. Ne olur eline 3-5 kuruş tutuşursan. İyi de ben para için yetiştirmedim ki cüzdan adama. Olsun oğlum adettendir. Bırak Recep, vermezse vermesin. İyilik yap denize at. Balik bilmezse Halik bilir. Hakikaten öyle. Adam para versin diye beklemeyeceksin. Rabbinden bekleyeceksin karşılığını. Bak Ali. Sen demin geçince aklımıza geldi. Kendi aramızda konuştuk. Ya. Bir düşüncemiz var. Sen bu ayakkabı boyacılığı işinden günde ne kazanıyorsun? 10 milyon lira. Bazen 15 milyon lira. Haftada 60-70 milyon yapar. Şimdi bak, bizim üçümüzün işleri pek iyi değil. Ama hamdolsun yetiyor bize. Yine de her birimizin ayrı ayrı çırak tutmasına imkan yok. Senin anlayacağın, bizim çırağa ihtiyacımız var. Ha. Evlere sipariş götüreceksin. Dükkanı silip silip baklayacaksın. İcabında biz yokken dükkana göz kulak olacaksın. Biz de seni düşündük bu iş için. Sana haftada 150 milyon lira vereceğiz. Her birimiz 50'şer bin liradan üçümüzün çırağı olacaksın. Ama boyacılığı bırakacaksın. Bizim işler temiz olmayı gerektirir, bilirsin. Eller meller tertemiz olacak. Ne dersin oğlum? Evet dersen yarın gel hemen başla. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ olun. Ulan Ali. Şimdi hepimizi salya sülük ağlatacaksın. Rezil olacağız mahalleye. He valla. Hadi gel biraz meyve vereyim avans olarak. Hadi götür kardeşine. Bu akşam yıkan paklan. Yarın tertemiz gel. Bismillah de başla aslanım, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi, oradan hadi, ekmeğini, ekmeğini al da doğru, doğru eve. Hadi, hadi, hadi. Hadi. İyi iş becerdin bu sefer vallahi. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hadi, fazla konuşma, doğru eve. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Hadi tamam. Hareket, hadi. Boya sandığını da al bakalım. Al bakalım bu son zaten. Başka iş yapacağını de. Çok iyi aklına geldi be Hüseyin abi.
şimdi cebine para koysak belki kırılırdı çocuk. Bizim de işimize yarayacak Mustafa. Ali'den daha iyisini mi bulacağız? Tabii. Geçen gün bana bir türkü söylemiştin ya. Evet. Onu bir daha söylesene. Çok tatlı söylemiştin. Haydi more, haydi Ayşem, boya gidelim. Bize türkü çıkarmışlar, yasak edelim. Bize türkü çıkaranı yasak olur mu? Çok yakışıklı oldun be abi. Hadi kız oradan. Ben abinim diye böyle söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorum. Sen çok güzelsin ya. Ben senin yanında çirkin kalmayayım diye böyle süslendim. Abim benim. Hadi bakalım. Bugün işin ilk günü. Geç kalmak olmaz. Aslı ablan birazdan gelir. Onu üzmek, yormak yok. Tamam mı? Tamam, he? Sen merak etme abicim. Güle güle. Thank you.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey, şu dışarıda... Heh. Bu elbise kaç olur abi? 30 milyon. Bir de ayakkabı vardı. Heh, işte burada. Bunların ikisi kaçı olur? Bunların ikisi sana 50 milyona olur. Şey, abi üzerimde yeterli para yok da... Yarın gelsem alabilir miyim? Kalırsa alırsın. Kalmaz mı? Vallahi yarın Arife. Baksana herkes alışverişte. Dediğim gibi kalırsa alırsın. Anladım. Hı hı. Sağ ol. Giyeceksin Ayşe. Giyeceksin kardeşim. Al. Nasıl? Daha iyisin değil mi? İyiyim abi. Bugün Arife, ustaların yardıma daha çok ihtiyaçları olur. O yüzden erken gideceğim bugün. Hem bugün avans da vereceklerdi. Eğer avans alabilirsem sana bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Ne olduğunu söylersem sürpriz olur mu hiç? Sabret hele. Akşama gelince görürsün. Üf, akşam olmaz ki bugün. Olur olur. Hem bayramda da gezdireceğim seni. Parka falan gideriz ha? Tamam abicim. Ha canım, bu arada Aslı abla tekrardan bakmaya gelecek sana. Hadi bakalım. Allah'a emanet ol. Sen de abicim. Ali Efendi. Estağfurullah ustam. Öncelikle tebrik ederim. Şu 2-3 günde çok iyi çalıştım. Bütün ustaların son derece memnun kaldı. Ama eğer ileride şımarırsan kulaklarını da çekeriz ona göre. İnşallah öyle bir şey olmayacak ustam. Hı hı. İnşallah yavrum. Önce şu hakkını vereyim. Biz 3 ustam beraberce karar verdik. Bu hafta 3 gün çalıştın ama biz sana sanki bir hafta çalışmışsın gibi para vereceğiz. Ustam, ben hakkımı alsam, siz zaten bana yeterince iyilik yaptınız. Hani şımarmak yoktu? Sus bakayım. Ustalar ne derse o olur. Al bakalım şu 150 milyonu. Bunun içinde hem hakkın hem de bayram açlığın var, tamam mı? Olmadı. Parayı aldın mı yerde bulsan bile sayacaksın. Çıkar bakalım şimdi cebinden parayı. Çıkar. Çek bir besmele. Say bakayım parayı hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 160. Ustam, burada 160 milyon lira var. Allah Allah. Ben sana 150 verdim sanıyordum. Hayır usta, işte burada. Bak 160 milyon lira var. Gel, otur bakalım şöyle. Otur. Evet. Orada 160 milyon var. Ve ben özellikle 160 milyon verdim sana. Bir dahaki seferde eksik veririm, belli olmaz.
O zaman da eksik olduğunu söylemelisin. İşte biz ustalar çıraklarımızı böyle deneriz. Olur ya, şeytan araya girer. İnsan beşer, bazen şaşar. Allah korusun ustam. Anladım. Yarın sabah bayram namazından sonra gel. Öğlen ben gelirim. Sonra bayramın üçüncü gününe kadar izinlisin. He, ekmeğini almayı da unutma. Ancak sana küçük bir tavsiyem var. Az da olsa, çok da olsa paranı çarçur etme. Birazını biriktir. Birazını da ihtiyaçların için harca. Kalan paran olursa onunla da biraz eğlen. Güzel koku al, tatlı şeyler ye. Ama her zaman paranın içinden bir miktarını hayır işleri için harca. Sadaka ver, aç görürsen doyur, çıplak görürsen giydir. Allah kullarına iyilik edeni darda koymaz evladım. Şimdi, hadi bakalım, güle güle. Yalnız usta, burada 10 milyon fazla. Ben bunu almasam. Peki evladım. Selamun aleyküm Hüseyin Usta. Ve aleyküm selam Doktor Bey. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çoktandır uğramıyorsun. İş güç işte. Çocuklar sağ olsun. Alışverişi kendileri halledince bize gerek kalmıyor. Allah bağışlasın. Maşallah. Buyur doktorum, ne arzu ediyorsunuz? Aslında bir şey istediğim için değil de şey için geldim. Hayırdır inşallah Doktor Bey? Merak ettim şimdi. Ali var ya hani, küçük bir kız kardeşi var. Duydum ki senin burada çıraklık yapmaya başlamış. Doğrudur. Bir kusur mu etti yoksa? Yok yok. Öyle bir çocuk değil maşallah. Yüzünden bile belli. Yalnız burada mı değil mi? Yok, şu an burada değil. Kasap Mustafa'ya yardıma gitti. Tamam o zaman. Şöyle oturabilir miyim? Ya merak ettik diye buyur demeyi unuttuk. Kusura bakmayın Doktor Bey. Buyurun. Buyurun. Mesele değil Hüseyin Usta. Konu ciddi. Gel sen de geç karşıma. Tamam. Bak usta. Bu Ali'nin kardeşi Ayşe'nin durumu ciddi. Kız gitgide eriyor. Geçenlerde Ali onu hastaneye getirdiğinde tahlil yapmıştık. Tahliller yeni çıktı. İşte burada. Doktorum, ben anlamam ki bunlardan. Bu senin işin. Ne yazıyor burada? Ne yazık ki her an acı bir haber alabiliriz yazıyor. Yapacak bir şey yok mu doktor? Var, var ama çocuğu yurt dışına göndermek gerekiyor. Burada tedavisi yok bu işin. Çok mu pahalı bir tedavi bu? Sadece para da değil usta. Yavrucağın karaciğeri de aynen rahmetli annesindeki gibi bitmiş. Tek çare karaciğer nakli. Peki olabilir mi bu doktorum? Yani yapılabiliyor mu böyle bir şey? Evet ama Amerika'da. En önemlisi de uygun bir karaciğer bulmak. Peki kardeşinden olmaz mı? Olur belki ama bunu öğrenmek bile çok büyük para. Bence bu yavrucak için yapılacak tek şey dua. Ve küçük yavruyu olabildiğince mutlu etmek. Ben sadece kızın fenalaşması halinde rahatlaması için bir şeyler yapabilirim. Vah Ali vah. Ne kaderim varmış be Ali.
Nasıl söylenir şimdi sana bu? Daha anneni toprağa vereli sene olmadı. Kardeşin de gözünün önünde eriyip gidiyor. Bah Halim. Oh. Şey usta, ekmeği almayı unutmuşum. Usta? Usta, bir şey mi oldu? Geç otur bakayım şöyle. Usta niye ağlıyorsun? Geçen gün cüzdanını bulduğun adam var ya, böyle adamların parası olduğu gibi çevresi de vardır. Git ona durumunu anlat. Ne dersin? Bilmem ki usta. Ne diyeceğim? Kardeşim çok hasta. Bana para mı ver diyeceğim? Yok evladım. Sen halini anlat yeter. Sen bu dediğimi iyice düşün. Allah'tan ümit kesilmez evladım. Ummadığın bir şekilde yardımı yetişir inşallah. Kardeşim yaşamalı usta. Onu kaybedersem ben de yaşayamam. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk abla. Ayşe'nin yemeğini verdim, aklın kalmasın. Sağ ol abla, Allah razı olsun. Ben daha sonra uğrarım. Hı hı. Ayşem. Hoş geldin abi. Aslı abla da şimdi gitti. Az önce kapıda karşılaştık, gördüm. Seni bir göreyim istedim. Hem de beni merak etme diye haber vereyim dedim. Şimdi ben biraz dışarı çıkacağım. En fazla bir saat. Korkmazsın değil mi tek kalsan? Gerçekten korkardım. Sen biraz geç kalsan ödüm patlıyor. Acaba abime bir şey mi oldu diye. Aa, biraz abartıyorsun galiba. Neyse. Korkar mısın bir saat dışarı çıksam? Korkmam da. Yoksa şey için mi ha? Seni gidi sürprizci seni. Ama daha akşam olmadı ki. Bak vazgeçerim ha. Evet abi doğru. Şuna bak şuna. Ha geliyor seninki. Koçum. Hayırdır böyle selamsız sabahsız. Geç hele. Estağfurullah abi. Hadi. Görmemişim aceleden. Ha biz görülmeyecek adam mıyız ha? Yok abi ondan değil. Acelem var da. He evet. Belli belli. Yavaş. Son günlerde bazı haberler alıyorum. Halin vaktin düzelmiş. Evet. Eve elin kolun dolu gidiyormuşsun ha. Ayakkabı boyamayı da bırakmışsın. Daha ne düzelecek abi. Sadece çıraklığa başladım. O sebeple bıraktım boyacılığı. Öyle mi? Öyle mi? Çalıştığım dükkanlardan veriyorlar birkaç parça nevale. Eve getirdiklerim de onlar. Bırak şimdi masal okumayı. Gel bakalım. Gel, gel bakalım. Gel şöyle. Gel gel, gel, gel yürü. Gel sen yavrum. Yürü hadi gel. Ali efendi gel bakalım şöyle. Para mı saklıyorsun lan benden? Yemeğe içmeye gelince para çok. Kiraya gelince mi yok ha? Abi daha yeni ödeme yapmadım mı sana? Çok az borcum kaldı. Onu da çok yakında vereceğim. Ayşe'ye ilaç almak zorunda kaldım. Vallahi ilaç aldım o parayla. Bu ne peki? Ne lan bu? Ha?
Saklıyorsun işte şerefsiz. Hem borcunu ödeme hem de cebindeki parayla gez. Abi vallahi öyle bir amacım yok. Evde yiyecek lokma yok. Kes lan! Bundan sonra aldığın haftalığın yarısını bana vereceksin. Ya bak duydun mu? Ben bak bütün paranı almıyorum. Duydun mu? 100 bin lirası şimdilik bana yeter. Ama zannetme ki borcuna sayacağım. Bu gecikme faizi. Tamam mı? Tamam mı lan? Bu gecikme faizi. Gecikme faizi lan. Tamam mı lan? Bu iyiliğimi de unutma. Ya. Bu arada kirana da zam yaptım. İyi yaptın abi. Artık 300 milyon vereceksin. Ya da evden dışarı. Zaten ananızın hatırına katlanıyorum size. Artık sabrım taştı. O cezasını buldu. Şimdi sıra sizde. Yeter artık be. Ha, demek kat misil biriktiriyorsun. Koleksiyona da mı başladın? Ver onu bana. Demek çok önemli senin için bu. Ha? Bana oyun mu oynuyorsun lan? Ha? Al lan. Ha, lan. Geber lan. Geber lan. Dur abi yapma. Abi ölecek. Ölecek. Gebersin abi lan. Başımız zaten yeterince belada abi. Ya bırak orada gebersin kalsın. Bırak işte. Senin bununla ne meselen var abi? Ha, gel ha? Anlatayım. Bunun anası benim nişanlımdı. Hadi babası ya. Alkol alıyorum diye kızı vermekten vazgeçti. Ben de yemin ettim. Eninde sonunda seni alacağım diye. Sonra? Ondan sonra gitti bu Ali'nin babasıyla evlendi. Bunun babasıyla? Ha, bunun babasıyla. Yapma abi ya. İkisini de öldürecektim ama anam yemin verdi. Vay Dokunamazsın dedi rahmetli. Sözünü tuttum. Sonra nerede görsem deli oluyorum. Peki senin evi nasıl tuttular? Biraz saçma değil mi bu? Bilmeden konuşuyorsun. Anam Nermin'i çok sevmişti. Beni düzeltti. Cank Holding, İstanbul Caddesi No 67. Cank Holding, İstanbul Caddesi No 67. Cank Holding, İstanbul Caddesi No 67. Abla niye ağlıyorsun? Çekinme benden. Bakma halime. Ufak bir kaza işte. Neyin var ablacığım? Neden ağlıyorsun? Sorma kardeşim. Ay yaş bir kocam var. İçip içip dövüyor. Git para bul diye attı beni sokağa. Nereden bulayım? Yarın bayram. Bir lokma yiyeceğimiz yok. Ben dayanırım ama şu çocuk sabahtan beri aç. Cebimdeki tüm param bu. Al abla. 40 milyon lirası senin. Bununla bayramı çıkarırsınız. Sonrası da Allah kerim. Artık ağlamayın. Seni Allah gönderdi kardeşim. Allah ne muradın varsa versin. Amin ablacığım. Hem üzülmeyin. Bu delikanlı yarın benim kadar olunca sizi kimseye muhtaç etmez. Çalışıp bakar size. Öyle değil mi ufaklık? Abi sen misin? Korkma korkma Ayşe. Ben geldim. Yemek getireceğim şimdi sana. Thank you.
Şimdi yemek vakti. Çok acıktım abi. Geçen gün aldığım yumurtalardan vardı. Sana nefis bir yağda yumurta yaptım. Ellerine sağlık abicim. Afiyet olsun canım. Gel biraz daha. Dur, korkma. Dün akşam fırının önünden geçerken Hüseyin amca yardım istedi. Un çuvalları vardı. Onları taşırken merdivenlere takılıp düştüm. Biraz ağrım var ama iyiyim çok şükür. Hadi bakalım. Sen de ye ama. Ben pek acıkmadım. Dibini sıyırsam yeter. Bunu da ye. Hadi. Evet, şimdi ilaç zamanı. İç bakalım hadi. Tamam, aferin. Sürprizin neydi? Hani şu geçen gün beğendiğin elbiseler ve ayakkabılar vardı ya. Onları sana almaya kafamı koymuştum. Bunun için yeterli parayı da kazandım. Sonra bir kadın gördüm. Çocuğuyla aç kalmıştı. Eğer eve para götürmezse kocasının onu almayacağını söyledi. Ben de acıdım. Bütün paramı ona verdim. Ama sevabını da sana hediye ettim. Olsun abi, elbisem olmadı ama çok sevabım oldu. Tabii ya. Hem Allah iyilik yapana kat kat fazlasını verirmiş. Bakarsın bize de verir. Ha? Allah seni başımdan eksik etmesin abi. Ben sadece bunu istiyorum. Canım kardeşim benim. Olsun abicim. Sağ ol canım kardeşim. Senin de bayramın mübarek olsun. Sana bayram hediyesi alamadım ama bayram hediyesi olarak seni Luna Park'a götüreceğim. Tamam abi. Ya bize gelen olursa? Biz olmaz ama biz bayramlaşmaya gideceğiz. Fırıncı Hüseyin amca var. Onun elini öperiz. Belki bize kurban eti de verirler. Bak, bunlar bize annemizin hatırası. Annemi çok özledim abi. Ben de çok özledim Ayşem. Gezmeye çıkınca kabristanına da gidelim, olur mu? Tamam abi. Abi sana bir şey soracağım. Sor Ayşem. Annem şimdi cennette midir, mezarlıkta mı? Cennettedir tabii Ayşem. Cennettedir. Biliyor musun? Ben de cennete gideceğim inşallah. Rüyamda annemle birlikte çok güzel bir yerde geziyorduk. Acelen ne be Ayşem? Sen de mi beni bırakıp gideceksin ha? Acelen ne güzel kardeşim. Aç bakalım. Bir daha böyle konuşmak yok, tamam mı? Tamam. Selamun aleyküm usta. Aleyküm selam.
Evet, gelin bakalım benim güzel çocuklarım, gelin. İyi bayramlar Hüseyin amca. Senin de bayramın mübarek olsun benim güzel kızım. Bayramın mübarek olsun. Senin de. Gel bakayım. Ali, şimdi ben eve çıkayım. Şu kurban işini halledeyim hayırlısıyla. Ama önce anlat bakayım. Senin bu halin nedir ha? Dün akşam un taşırken düşmüş ya Hüseyin amca. Unuttun mu? Hay Allah. Öyle mi olmuş? Haklısın kızım, unutmuşum. Yaşlıyım ya ondan. Gel bakayım. Şöyle otur bakayım. Sen şimdi bizi 5 dakika bekle. Abin şu un çuvallarını bana göstersin, tamam mı? Hı hı. Bak biz burada kapının önündeyiz. Tamam, tamam mı? Tamam Hüseyin amca. Hadi bakalım. Hadi gel. Otur. Dün o cüzdanı bulduğun adama gittin mi? Gittim. Netice? Beni içeri almadılar. Şirkette bayram diye kapalıymış. Kimse yokmuş. Ulan kısmete bak be. Neyse. Şimdi bu halin nedir bakalım? Doğru dürüst cevap ver. Kim yaptı bunu sana? Saklama evladım. Söyle, korkma. Şey, Levent. Levent mi? Dün akşam evden çıkarken iki kişi beni bir kenara sıkıştırdı. Bekle sen beni burada. Şimdi geliyorum. Yürü, yürü. Yürü. Cübilliyet selim seni. Kafanı kıracağım senin. Dur yapma. Yürü. Ya dur. Konuşma lan. Sus lan. Gitmesene. Ali. Geçin. Ayşe. Gelin lan. Bakayım buraya. Evet Ali. Bunlar mı o cibilliyetsizler, hırsızlar ha? Hırsız biraz ağır oluyor Hüseyin amca. Kes lan. İndiririm odunu kafana ha. Ali söyle oğlum, korkma. Ulan. Hasta ruhlu soysuzlar. Ne istediniz lan bu zavallı garibanlardan? 3 kuruş paralarına. Zaten az olan huzurlarına niye göz koydunuz lan? Ama borcu vardı ya. Hani konuşuyor musun da kafana yersin ha? Borcu vardı ya. Doğrudur. Ali. Geçire. Şimdi döv de dövelim. Kıralım kafalarını. Sonra da polise teslim edeceğiz bunları. Verin lan çocuktan nasip ettiğiniz paraları. Çabuk. Lan. Şimdi hadi. De... Yalvarın, özür dileyin bakayım. Hadi. Özür dile, özür dile. Sevgili kardeşim Ali. Bir densizlik ettik işte. Uzatma lan. Özür dileriz. Özür dile lan kardeşinizden. Hadi. Özür dile. Hadi. Hadi. Özür dilerim kardeşim. Bundan sonra bu çocuklara en ufak bir yanlışınız olursa demedi demeyin. Ayrıca kiraya da zammam yok. Tamam mı? Aksine indirim var. Ama yapma usta. Sus dedim. Ey Ali, şahitsiniz. Duydunuz, tamam dedi. Değil mi lan? Tamam. Tamam tabii. Bu da sizin kardeşlerinize yardımınız olsun. Bundan sonra her ay kiranı gelip benden alacaksın. Ama 100 milyon lira olarak. Yapma abi. Bundan sonra bu çocukları rahatsız etmek yok. Anlaşıldı mı? Evet Ali. Artık karar senin. Dayak atıp da mı teslim edelim polise? Yoksa... Dayak atmadan mı teslim edelim he? Ustam, ben affettim Levent abiyi. Ben hakkımı helal ettim.
Polis falan olmasın. Hatta kirayı geciktirdik çok defa. O da hakkını helal etsin. Bakalım. Nasıl? Eğlendin mi bugün? Çok güzeldi abi. Teşekkür ederim. Sen şimdi otur. Sana bir sürprizim daha var, tamam mı? Tamam abicim. Ayşe bak. Ayşe. Ayşem. Ayşe. Abi geldin mi? Ayşecim, bir daha beni böyle korkutma ne olur. İçim geçmiş, bayıldım mı ne oldu bilmiyorum. Neyse bak, bugün Hüseyin Usta, Mustafa Usta ve Recep Usta bana kurban etlerinden verdiler. Şimdi pişireceğim, beraberce yiyeceğiz. Hadi bakalım. Sen şöyle otur. Gel. Evet.
çok güzel koktu. Az sonra hazır olur Ayşem. Bundan sonra hep böyle şeyler yedireceğim sana. Çok daha iyi olacaksın. Hem belki yeniden okula bile yazdırırım seni. O kadar çok isterdim ki okula gitmek. Çok yavaş okuyorum. Çok yavaş yazıyorum. Şimdi hızlı okuyup bir sürü kitap bitirmek istiyorum. İnşallah o da olacak Ayşem. İnşallah. Evet. Etlerimiz geldi. Şöyle afiyetle yiyelim. Aç bakalım ağzını. Hop hop. Al kardeşim. Şöyle afiyetle ye. Gel. Abi, hani komşular et pişirirken bize kokusu gelirdi ya. Evet. İşte biz pişirirken başkalarına kokusu gider mi? Benim düşünceli kardeşim. Sen hiç merak etme. Biz bir karnımızı doyuralım. Ben sonra kalan etlerin hepsini konu komşuya dağıtacağım. Tamam abicim. Aç bakalım bir tane daha gelsin böyle. Es-salatu ve-selamu aleyk. Ah garibim. Sen de beni bırakıp gittin Ayşem. Oğlum. Oğlum ay. Başın sağ olsun oğlum. Başın sağ olsun. Metin ol oğlum. Metin ol. Ah, başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Hadi evlat. Sonra ziyaretine gelirsin. Burada böyle kalırsan üzülür kardeşin. Hadi gidelim. Hadi. Ama kardeşim. Kardeşim üşüyordu Hüseyin abi. Merak etme. Artık üşümez. Üşümez mi? Üşümez evlat. O şimdi cennet bahçelerinde kendisine ikram edilen nimetlerle meşgul. Orada soğuk yok. Üşümez değil mi? Hayır, üşümez. Ona yardım ederler değil mi? O tek başına yürüyemez. Üzülme evladım. Orada hasta güçsüz olmak yoktur. Kardeşim kurtuldu. Sevinçle koşup oynayacak cennet bahçelerinde. Koşup oynayacak kardeşim. Evet. Abi. Abi. Ayşem. Ha canım söyle bir tane. Abi biraz su. Hemen getiriyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Rüyaymış. Thank you.
neredesin kardeşim? Kardeşim. Canım abim, benim sana annemden emanet olduğumu hiç unutmadın ve hep yanımda oldun. Annemin ve babamın yokluğunu hiç aratmadın. Zor günlerimde mutlu olmam için çalıştın Allah'ım. Seni çok seviyorum canım abi. Bugün çok acıkmıştım. Abim yumurta pişirdi. Çok güzeldi. Allah da abime güzel şeyler versin. Bugün de abim saçlarımı taradı. Çok mutlu oldum. Allah da abimi mutlu etsin. Ben çok hastayım. Galiba yakında öleceğim. Allah'ım sen abimi hiç hasta etme lütfen. O çok yaşasın. Amin. Abim seni çok seviyorum. Sen de beni bırakıp gittin ya Ayşe. Ben ne yapacağım şimdi? Sensiz nasıl yaşarım ben Ayşe? Annem de gitti. Bir başıma kaldım buralarda. Neredesin kardeşim? Ben de gittim benden. Seni niye aldılar benden? Ali! Beni hatırladın mı evlat? Amma zor bulunurmuşsun yahu. 3 saattir seni arıyorum. Allah'tan fırıncı seni tanıyormuş. O tarif etti de bulduk seni. Yaptığın iyiliği unuttun mu sandın? O cüzdan o gün benim hayatım, her şeyim demekti. Bana yetiştirmekle ne büyük dertten kurtardın beni bilemezsin. Ali yavrum, durumunu öğrendim. Çok üzüldüm. Fırıncı bana çok şeyler anlattı. Hem acı şeyler var, hem de çok güzel şeyler. Kardeşinin durumunu da öğrendim Fırıncı Hüseyin'den. Gel şimdi beraberce hastaneye onun yanına gidelim. Doktor Yavuz'la telefonda konuştum. Ne gerekiyorsa yapacağım inşallah. Kardeşin sağlığına kavuşacak. Gerçekten mi? Hı? Kardeşim iyileşecek mi şimdi? İyileşecek. Gel. Gel hadi. Bitirdiniz mi işlerinizi canım? Çok şükür hayatım. Allah kabul etsin. Seneye de tekrarını nasip etsin inşallah. İnşallah. Yine hep böyle beraber inşallah. Amin. 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 Baba, en son gittiğimiz o kulübe gibi acayip yerdeki adam kimdi? Hani en son ona gittin. O ben çocukken beni döven, tehdit eden ev sahibim Levent'ti. Sana bu kadar kötülük yaptıysa neden yardım ediyorsun ki? Kötülük yaptı ama sonradan barışmıştık. Ayrıca kötülük yapana kötülükle cevap verirsek ondan ne farkımız kalır oğlum? Peki ne olmuş ona? Neden öyle bir yerde yaşıyor? Kötü arkadaşları yüzünden başı beladan hiç kurtulmadı. Yıllarca hapiste yattı. Çıkınca da sokaklarda yatıp kalkmış. Uzunca bir süre ortalıkta görünmemiş. Sonra bir gün aniden mahalleye dönmüş. Herkes kendisinden uzak duruyor. Hayatta kimsesi de yok. O izbe yere sığınmış. Al canım. Ben de bu halini öğrendiğimden beri yardım etmeye çalışıyorum. Buyurun.
Çok uğraştım ama nedense oradan ayıramadım. Al canım. Her defasında kaçıp yine o acayip yere döndü. Baba oğul muhabbetinizi koyulaştırmışsınız. Yok canım. Belli belli. Değil mi Leyla? Evet. Ama hala neden 7 tane kurban kesiyor söylemedin baba? Haklısın Emir. O halde şimdi söylüyorum. Biri annemin, biri babamın, biri dedenin, biri de anneannenin ruhuna kesiliyor. Vacip olarak da biri annenin, biri benim. 6 oldu ya 7.'si. O da sevgili halanız için. Rabbim inşallah kabul ediyordur. İnşallah babacığım. İnşallah. 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 Ne büyük sürpriz Ayşe. Seni hiç beklemiyorduk. Bu yıl işim erken bitince fırsatı kaçırmayıp çıktım geldim. Planlı değildi yani. Yok nerede. Ama yıllardır bu mübarek günleri hep yurt dışında yaşamanın burukluğu vardı içimde. Canım benim. Kafayı takmıştım bu sefer. Ayşem gel. Abi. Hoş geldin. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Size. Ne mutlu. Teşekkür ederim. Tepecik kutlu olsun çocuklar. Teşekkür ederiz. Mont parası, akşam oldu kandil parası. Elinden ne gelir, ne gelir, ne gelir. Buyur bana misafir ol bu akşam. Birlikte yemek yiyelim. Sağ olasın Vakkas.
Akşam gelinle oğlan gelecek. Evde olmam lazım. Devir feza devri. Biz hala tepecik falan. Hiç elleşme yapsınlar. İster feza çağı olsun, ister daha da ötesi. Mesele gelenekleri unutmamak. Sahip çıkmak. Öyle de... Hem sıkıntıya sokmuyor ki insanları. Çocuklar eğleniyor, büyükler mutlu oluyor. Bayram yerine dönüyor her yer. Tepecik, tepecik diye inliyor sokaklar. Biz de yapardık aynı şeyleri. Gece türkümüzü söyler, ev ev gezip toplardık o güzelim yiyecekleri. Tepecik, tepecik. Tepecik. Eski hamam, küpecik, küpecik, küpecik. Küpecik. Kızmazsan bir şey söylemek istiyorum Vakkas. Niye kızayım canım, söyle. Söz ver kızmayacağına bana. Yaşar. Şu mesele. Kızın yani. Okulunu bitirdi, doktor oldu. E'si affet artık şunu. Bağışla. Gelsin elini öpsün. Size mi geldi yoksa? Yok yahu katiyen. Vallahi yok öyle bir şey. Ben sadece kendim yani. Ne olur bir kenara bıraksan artık bu öfkeyi diye. Üzerine vazife olmayan işlere karışma Yaşar. Sinire koyma adamı. Ne inatçı bir adam bu ya. Akşam oldu kandil parası. Akşam oldu kandil parası. İyi akşamlar çocuklar. Ben de olabilirim. Al canım. Hadi sen aldın. Çekil arkadaşım da alsın. Tepecik kutlu olsun. Hadi. Yol parası, mum parası, akşam oldu kandil parası, yağ parası. Ya işte böyle, bu türküyü hatırlıyor musun Vakkas? Biz de ne çok söylerdik ya. Bak, duyuyor musun? Hey gidi hey. Ne günlerdi. Vakkas ne tarafa? Ben namazı camide kılıp öyle geçeceğim eve. Allah kabul etsin. Cümlemizi. Selametle. Benim gibi aç kalsın istemiyorum. İyi biri bulursa karnı doyar bari. Allah'ım, sen günahlarımı affet. Yavrumu koru. Mecburum Allah'ım. Hayırdır inşallah. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Canım. Canım. Ben bir günah işledim. Suçluyum. Karnımdaki günahsıza kıyamazdım. Doğurdum. Fakat o da benim gibi aç kalmasın diye Allah'a emanet ettim. Bebeğimi bulan insaniyet namına baksın ona. Adı Mustafa'dır. Bak şu işe. Allah Allah. Nasıl da şirin bir şey bu böyle. Ne yapacağım şimdi ben bunu hocam? Şimdilik yapacak bir şey yok. Yarına birlikte bakarız artık. Kim bırakmış, niye bırakmış? İyi bir soruştururuz sağa sola.
takar mısın? Takayım yavrum. Hayırdır inşallah. Bak. Geldim, geldim. Buyur bakkas emmi. İşin var mı Nuriye kızım? Hayırdır? Bana gelebilir misin kızım? Satiye'yi okula gönderip geliyorum. Sağ ol kızım. Allah'tan bize vardı biberon. Yoksa çıkıp dükkan dükkan gezecektik şimdi. Ne suçu günahı var şu garibin şimdi? Yazık. Anasını babasını bulurlar kısa zamanda. İnşallah. Yavrum yavrum. Ne güzel gözlerin var maşallah. Selamun aleyküm. Hadi canım benim. Selam. Hadi doyur karnını. Yavrum, yavrum. Haberler kötü Vakas Usta. Ne oldu? Gün doğarken uçurumun dibinde genç bir kadın bulmuşlar. İntihar etmiş. Bebeğin annesi mi yani? Kuvvetli ihtimal. Kimmiş peki kadın? Kimse tanımıyormuş. Ceset sahipsiz. Vah vah. Kimlik falan da çıkmamış üzerinden. İkindiden sonra defnedeceğiz ama savcılık izniyle. Yani kadın başka bir yerden geliyor. Bebeği cami avlusuna bırakıp intihar ediyor. Öyle mi? Aynen öyle. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Bakamazsın sen o çocuğa. Onu ben de biliyorum Yaşar. Nuriye olmasa dükkana getirmek zorunda kalacaktım çocuğu. Nuriye? Ev sahibinin karısı. Kadın bugün bakar, yarın bakar. Ya sonra? Sabrımı mı deniyorsun sen? Katiyen. Çocuk esirgeme kurumuna ver diyorlar. Kim diyorsa doğru diyor. Aklın yolu bir. Yarın bir gidip sorayım diyorum. En iyisi. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ha, ne oldu? Gittin mi çocuk esirgeme kurumuna? Gittim. Ne dediler? Konuşmadım ki bir şey desinler. Nasıl ya? Kapısına kadar gittim. Tam girecektim aklıma şey geldi. Ne geldi? Bu çocuğun adı dedim. Sadece Mustafa olmaz. Bir de ön isim lazım dedim. Muhammed Mustafa olsun dedim. Ne diyorsun sen Vakkas? Ne dediğimi ben biliyor muyum?
İyi geceler çocuklar. Hayırlı geceler Akkasene. Tepecik kutlu olsun. Sizin de, sizin de. Alın bakalım hadi. Yavaş olur hepinize var. Teşekkür ederim amca. Alın çocuklar alın. Ben de istiyorum, ben de istiyorum. Alın. Ben de. Hadi aç gözlük yapmayın oğlum. Benim minik torunum da büyüyecek. Bunların arasına karışacak inşallah. Aslanım. Mustafa'm benim. Muhammed Mustafa'm. Aslan Mustafa'm benim. Mustafa! Geç kalma oğlum! Tepecik biter bitmez gel! Tamam dede! Tepecik kutlu olsun vakkaf usta. Mustafa gitti mi? Gitti. Bizimkiler yumurta istedi de o yüzden geç kaldım. gitti koş koş! İkisini kafa kafaya çarptım, arkadakilere döndüm. Bir ona, bir buna. Biri kapmadan ötekini indiriyorum yere. Kaç kişiydi ya bunlar Bedo? Saymadım ama 20 falan. Ya 15. Ulan size de laf anlatmaya gelmiyor. İç ne ediyorsunuz muhabbeti? Gene topa takıldı bu oğlan. Çocuktur, bırak oynasın. Hiç anasını babasını sormuyor mu bu çocuk? Geçen gün nereden aklına gelmişse sordu. Ne dedin? Sen daha bebekken öldüler dedim. O ne dedi? Nasıl öldüler dedi. Sen ne dedin? Hastalanıp öldüler dedim. O ne dedi? Ne hastalığından diye sordu. Sen ne dedin? Veremden dedim. Peki o ne dedi? Doktora gitmediler mi dedi. Sen ne dedin peki? Doktorlar çare bulamadılar mı dedi. O buna karşılık ne dedi? Zıkkımın kökünü dedi. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Sorgu sual. Başımıza kabir azabı kesildin Yaşar Efendi. O ne dedi? Sen ne dedin? La havle ve la kuvvete. Ya benim endişem... Yani Mustafa için. İleride mesele çıkmasın diye hani. Ne diye çıkacakmış? Yarın bir gün birinden duyarsa, hakikati öğrenince... Millet işini gücünü bırakacak. Oğlanı tutup vakkas senin Özde'den değil diyecek, öyle mi? Öyle değil tabii de. Yahu git işine Yaşar. Sinire koyma beni yine. Bunu yapacak olanın dilini keserim imanıma. Öyle değil mi ulan? Ben zaten hiçbir şey bilmiyorum ki usta. Dilinin kesilmesiyle senden kurtulur belki ama... ...benden nasıl kurtulacak? Esas mühim olan o. Sen onun dedesisin, ekmek musaf çarptın ki. İki gözüm önüme aksın ki o senin öz torunundur. Kendi gözlerimle gördüm. Yemin billah. Sen onun en güzel bir... Tamam ulan. O kadar da uzun boylu değil. Dede! Dede! Topumu patlattılar dede. Ya sen beni deli mi edeceksin Mustafa? Niye böyle yapıyorsun oğlum? Niye laf dinlemiyorsun? Okul çıkışında doğru dükkana geleceksin. Bir yere gitmeyeceksin. Orada burada top oynamayacaksın demiyor muyum ben sana oğlum? Şu haline bak. Gel. Bu gece dışarı çıkmak yasak ulan sana. Yapma dede. Tepecik gecesi bu gece. Laf dinleseydin o zaman. Yok sana tepecik bepecik. Ya izin ver gece çıksın. Yapmaz bir daha. Şuna bak. Boylu boyunca çamura bulanmış zaten. Yahu her gece çamaşır yıkıyorum ben be. Ver bizim hanımı yıkasın. Olmaz. Yazık kadına. Kaç yaşına gelmiş kadına çamaşır mı verilirmiş? Çamaşır hanım teyze yıkıyor da sanki. Ne biçim laf lan o? Ya kılıbık olduğunu cümle alem biliyor Yaşar emmi.
Bırak şimdi bu ayakları. Katiyen yok öyle bir şey. Ne çamaşır yıkarım ne de bulaşım. Bir temizlik yaparım ara sıra, o kadar. Geçen çamaşır sererken görmedik mi Düzgün? Ne? Yalan. Yalan. Zinhar yalan. Katiyen sermedim. Konuşsun oğlum. Beraberdik ya. Vallahi de billahi de ben esas olarak yürüyordum orada. Tamam, Bedo abiyle beraberdik ama benim ne diyeceğim bir şey var ne de anlatacağım bir görüntü. Fakat gene de derseniz ki Düzgün'ün durumu nedir, o zaman şöyle söylemem icap eder ki, o da şudur: İnsan insana benzemez. İki elin parmakları bile birbirinden farklı çünkü. Şayet biri sana gördüğünü anlat derse, sen vaziyeti kontrol edeceksin önce. Öyle değil mi ama? Her şey bir kontrol mekanizması dahilinde hareket etmez mi? 2 kere 2 4. Bu kadar basit. Ne dedin lan sen şimdi? Bilsem. İki kere iki dört değil miydi ya? Ben gidiyorum dede. Daha erken değil mi oğlum? Arkadaşlarım bekliyor. Tepeye çık için mi? Evet. Ceviz de çıkar dede. Bu gece mühim. Tamam ulan tamam. Hadi ben gittim. Büyümüş de küçülmüş şey. Geldim ulan, geldim. Ben sana erken gidiyorsun demedim mi? Evet. Baba. Baba izin ver içeri gireyim. Niye? Biraz konuşmak istiyorum seninle. Konuş bakalım ne konuşacaksın. Yüzüme bak baba. Sınavı üstün başarıyla kazanıp tıp fakültesine girdim, konuşmadım benle. Okulumu bitirdim, doktor oldum, yine konuşmadım benle. Uzmanlık üzerine ikinci ihtisasımı da yaptım. Bari şimdi... Lafımı dinlemeyen, kendi başına buyruk biriyle konuşmam ben. Ama kızınım ben senin. Kızım değilsin artık benim. Reddettim. Baba. Baba deme bana. Annen de ben de evlenmeni istemiyorduk o hergeleyle. Sen ne yaptın peki? Kaçtın ona. Hem de daha sınava hazırlanırken. Hem de annenin hastalığını bile bile. Kahrından öldü kadıncağız. Ama beni öldüremeyeceksin. Evlatlıktan reddettim seni. Çık git evimden. Bir daha da görünme gözüme. Babaymış. Baban yere batsın. Şeyi söylemek için gelmiştim asıl. Boşandım ben o hergele dediğin adamla. Çocuğumuz da yoktu zaten. Zor olmadı boşanmak. Yazdığı bu parası,
Hayırlı tepeciklikler. Tepecik kutlu olsun Bakkas dede. Kutlu olsun. Hayırlı geceler olsun çocuklar. Sağ ol Bakkas. Tepeciğiniz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayırlı geceler dede. Hepsini doldurdum. Dur oğlum dur. Sen zaten evde yiyeceksin. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptık? Kimseye bir şey bırakmamışsın. Sen bir sepet dağıtıyorsan ben bir sepet doldurup getireceğim. Görgüsüz oldun çıktın oğlum sen. Alın hadi. Bir tane de bana versin. Teşekkür ederiz Bakkas dede. İyi geceler. Görüşürüz Bakkas dede. Ulan kerata, hiçbir şey bilmiyorsan şu Mustafa'yı misal al. Vallahi billahi benim yaşım bunlardan büyük olduğu için. Şimdi en çok benim esasında benim işim olmaz öyle tepecikle falan. Hem senin dediğin gibi biz olmazsak ne oluruz da? Ne olurmuş? Kral çıplak. Ben gene de maksat adet yerini bulsun diye. Daha doğrusu bizimkiler çık bir şeyler topla dedikleri için. Tamam ulan kes. Al şunu da eve elin boş gitme. Hadi. Koş ulan yetişsene onlara. Başsın usta. Beni bekleyin. Ulan çıraktan bile şansım yok. Hocam, keşke seni dinleyip zamanında söyleseydim çocuğa hakikati. Bir korku sardı ki içimi sorma. Her şey olacağına varır Bakkas usta. Ferah tut işini. Muhammed Mustafa'nın dirençli bir çocuk olduğuna şahit oluyorum sık sık. Kanımca gerçeği öğrense bile yine dede diyecek sana. Hanenizde aynı sıcaklık devam edecek. Acaba diyorum, oğlanı da alıp gitsem mi buralardan? Öyle ya. Kimsenin bizi tanımadığı bambaşka bir şehre atarsak kapağı, korkmam için lüzum kalmaz artık. Burada kurulu bir düzenim var Bakkas usta. Az çok dükkandan kazandığınla karnınız doyuyor. Ya gittiğiniz yerde eli yüzü düzgün bir dükkan açamazsan, iş kuramazsan, o zaman ne olur haliniz? Hele bir de Allah korusun, senin başına bir hadise gelirse, çocuk bir başına kalmaz mı? Burada gene biz varız. Arkadaşların, eşin, dostun, ahbabın var. O da doğru. Bu sende dursun hocam. En güvenilir sensin. Ne bu? Mustafa'nın adını hesap açtırdım bankada. Malum yaşlılık. Bir ayağımız çukurda artık. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Onu gözüm gibi saklayacağım, eminim. En ufak şüphem yok hocam. Ev kira, dükkan desen beş para etmez. Bari bankada parası olsun Muhammed Mustafa'mın. Hadi, kal sağlıcakla. Selametle. Kolay gelsin millet. Hoş geldin. Vakkas emim nerede? Camide. Allah kabul etsin. Vay, en iyi kumaştan. Kimin bu? Tanımazsın. Ensesi kalın biri belli. Bedrettin abine bir çay kap bakalım Mustafa. Düzgün abi kapsın.
Peki, o kapsın. Düzgün, uç bakalım. Oraya buraya gidiyorum diye işim aksıyor. Şuraya bak. Onun paçasını yapıp ütülediği pantolonlar bir sürü. Benimki iki tane. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor? O benden çok daha fazla bahşiş alıyor. Ulan serbest piyasa ekonomisi nereye kadar girdi be? Rekabet tabii olacak o kadar. Zaten yarım gün okuldayım. Bir de çaya maya gidersen 5 para bahşiş alamam değil mi? Aynen öyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay Vakkasem'im, hangi rüzgara borçluyuz gelişini? Kendi dükkanım değil mi oğlum burası? Ver şu elini öpeyim, ver. Bırak ya. İşin yok mu oğlum senin? Her Allah'ın günü buradasın. Olmaz mı? Hem de var ya üf yani. Öyle böyle değil. Lakin benim için seninle oturup iki lafın belini kırmak daha mı iyi? Niye? Çünkü çok şey öğreniyorum senden. Evliya değilsen Allah canımı. Hop hop hop. Ağır gel Bedo. Yalanım varsa yıkık duvar altında kalayım. Tamam ulan kes. Paşasın dinime, paşasın. Öfkelenmem bile var ya. Yahu kes diyorum. Tamam kestim. La havle ve la kuvvete. Buyur Bedo abi. Eyvallah koçum. İçin aslanım için. Gelsin çaylar gitsin kahveler. Terzi dükkanı değil kahvehane sanki. Vakkas baba hayratı. Gel lan buraya. Tamam abi tamam. Gel dedim sana. Gel lan buraya. Serseri seni. Gösteririm ben sana. Ne oldu Bedo? Hiç. Vakkas Emin'le atıştık biraz. Niye? Senin hakkında ileri geri konuştu. Dayanamadım ben de. Verdim ağzını payını. Yaşar'ımı bir tanedir. Sen onun elinde su dökemezsin deyince kızdı bu. Hadi be sen de git işine. Misafir geldik. Bir çay ısmarla bari. Çaymış. İyilik de yaramıyor millete iyi mi? Alacağım seni güzel kız. Şu alemin en yakışıklısının hanımı olacaksın. Allah kısmet edersin. Dedem gönderdi. Biliyor benim tabii neden dikinler olduğumu. Onun için. Bir şey söyledi mi? Kusura bakmasın falan gibi. Lafı tutma beni Bedo abi. İşten geri kalıyorum. Tebrik ederim Hatice. Sağ olun hocam. Uzmanlığını başarıyla almış bulunmaktasın. Bravo. Sağ olun. Sayenizde hocam. Darısı doçentliğine, profesörlüğüne. Kararını büyük bir merakla bekliyorum. Sanırım siz de burada kalmamı istiyorsunuz. Tabii ki. Teşekkür ederim. Hayırdır kızım? Ne bu asık surat? Yalnızca bugün için söylemiyorum bunu. Son zamanlarda üzgün ve dalgın görünüyorsun. Yok bir şey hocam. Eşinden boşandığın için mi yoksa? Hayır. Babam. Babam yüzümü bile görmek istemiyor. E çağıralım konuşalım. Gelmez hocam. Biz gidelim. Olmaz. Bu iş bitti artık. Gençtim, cahildim. Bir yanlış yaptım. Önce annemi kaybettim. Sonra babam beni evlatlıktan reddetti. Mutsuzluk böyle bir şey olsa gerek. Yapma kızım. Bunca başarılı yılın ardından böyle konuşma. Mesleğinde zirveye tırmanıyorken. Bunların ne önemi var hocam? Baba şefkati olmadıktan sonra. Buyurun. Vakkas, beyefendi seni arıyormuş. Merhaba. Merhaba. Sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Buyurun. Baş başa. İçeri geçelim. Kim bu amca Yaşar dede? Profesörmüş kendisi. Profesör?
Yani büyük adam. Okuyorsun. Çok okuyorsun. Hayatın boyunca okuyorsun. Sonra işte böyle profesör oluyorsun. Vay be. Kızınız ülkenin en iyi, en başarılı doktorlarından biri. Çocuk hastalıkları uzmanlığını aldı. Yetmedi. Bir de hematolog oldu. Hematolog? Kan hastalıkları uzmanı. Ben yalnızca ona değil, birçok asistana hocalık yaptım. Fakat inanın, kızınız kadar başarılısını görmedim. Gelin, şu inadınızdan vazgeçin. Ne de olsa çocuğunuz o sizin. Hata yaptığını kendisi de kabul ediyor. Bağışlayın. Bağrınıza basın kızınızı. Kendisi mi istedi buraya gelmenizi? Hayır. Yemin ederim ki haberi yok buraya geldiğimden. Sadece ülkenin değil, dünyanın en iyi doktoru olsa umurumda değil yine de. Evimin kapısından giremez içeri. Ben sildim onu. Öyle bir çocuğum yok benim. Son sözünüz bu mu? Bu. Niye oturmadınız sayın profesörüm? Gerek kalmadı. Kalbini yumuşatmamaya ant içmiş birinin mekanında oturmamın bir anlamı yok. Şeymiş değil mi bu profesör? Hatice'nin hocası. Yaşar. Bak işine. Sorusu olanın dilini keserim. Ona göre. Allah razılık versin. Sana da dedeciğim. Dede. Efendim. Kimdi o amca? Tamam tamam sormadım. Önemli biri değildi oğlum. Alacağını istemeye... Profesörmüş ama. Ne olmuş profesörse? Okumanın neyi bir şey olduğunu anlatırsa ya hep bana. İşte o amca hayatı boyunca okumuş. O kadar okumuşsa önemli biridir. Gel Hatice. Hocam rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah. Otur bakalım. Nasılsın? Sağ olun siz? Sağ ol. Ben kararımı verdim hocam. Nedir? İzin verirseniz burada kalmak istiyorum. Hah şöyle. Aklın yola bir. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Geçen gün elinde kumaşla biri geldi benim dükkana. Kime diktireyim diye soruyor. Ulan dedim eşek, bu mahallede terzilerin en iyisi dururken sen daha neyi düşünüyorsun? Kumaş da en pahalısından ha. Buyur abi. Sağ ol. Ben başkasına diktireceğim diye gitti. Sonra ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Mundar etmişler kumaşı. İnanmazsın Vakkas usta ama yanık izi bile var üzerinde. Hadi canım. Yeminle. Laf dinlemeyenin sonu bu olur. İyi günler de giy abi. Ellerine sağlık Vakkas ustam. Bel falan şahane valla. Ulan. Bu ne? Ulan.
Vakkas usta, bu ne? Düzgün. Bu pantolonu sen hazırladın değil mi lan? Vallahi de billahi de ben hazırlamadım usta. Mustafa atmış benim köşeme. Ben hiç yapar mıyım böyle? Bugüne kadar daha bir tane bile iç kazası yapmadım ekmek musaf çarpsın. Geç ulan içeri. Pantolon ne olacak? Yenisini dikeriz ulan. Sinire koyma adamı sen de. Bir de yalan söyleyip suçu başkasının üzerine atarsın ha? Al. Ama. Vallahi bile bayağı. Şuna da bak hele. Ne de güzel uyuyor. Dersin ki bir melek. Torunum diye mi öyle geliyor bilemiyorum. En güzel çocuk bu. Oğlanla geline söylesek de daha sık getirseler bunu. Hatta bizde kalsa hep. Olur mu canım? Gözlerinin önünde olsun isterler. Biz de öyle değil miydik? Çocuklarımızı bırakır mıydık hiç başka yerlerde? Biz başka yer miyiz hanım? Dedesiyle ninesinin evinde kalıyor nihayetinde. Olsun. Gene de anasının babasının yanı başka. Hadi bir kahve yap da karşılıklı içelim hanım. Peki bey. Can işte. İlla ki yakında olsun istiyor insan. Hı hı. Her Allah'ın günü görmeden edemiyor. Öyle de ne yapacaksın artık? Bak mesela Vakkas'a. Adam cami avlusundan bulduğu çocuğu bile torunu gibi gördü. Canı gibi sevdi. Sevecek tabii. O çocuk Allah'ın bir garibi. Allah'ın sevgili kulu. Allah'ın her kulu sevgilidir. Öyle de bu başka hanım. Vakkas efendi çocuğu sokağa atacak değildi ya. Katliyen yapamazdı. Ben karşısına dikilirdim evvela. Öksüzüm de. Ne güzel bir şey yani. Anası intihar etti. Babasını desen kimse bilmiyor. Hı hı. Belki herifin kendisi bile bilmiyor Mustafa adında bir çocuğu olduğunu. Yazık. Lakin Vakkas'ın da çok emeği geçti hanım. İnşallah iyi biri olur da emekleri boşa çıkmaz. Daha şimdiden kendini belli ediyor öksüzüm. Belli ki büyük adam olacak. İnşallah bey, inşallah. Allah bir taraftan yüzünü güldürsün çocuğu. Öyle hanım, öyle. Hadi geç oldu, biz de yatalım. O sıra askerden yeni dönmüşüm. Uğramışım beyoğluna. Bütün kızlar bana hasta. Yok dedim tabii. Bana göre biraz yaşlısın dedim. Türkan şuraya. Heh, ta kendisine. Bir hafta kaldım beyoğlunda. Hülya Avşar bir yandan, Nüket Duru öte yandan. Yalvarıyorlar kal diye. Sıkıldım diyorum. Mahalleye dönmem lazım diyorum. Anlatamıyorum. Anlamıyorlar. Aşıklar çünkü. Madonna İstanbul'da o sıra. Konser için Türkiye'ye gelmiş. Beyoğlu'nda yürürken birden bir baktım Madonna. İlk görüşte gönlü düştü bana. Tercüman aracıyla anlaşıyoruz. Ne olur benle gel diyor. Ağlıyor. Kim? Madonna mı? Heh, ta kendisi. Ne haber Mustafa? İyiyim. Çök bakalım. Nerede kalmıştık? Madonna'da. Heh, Madonna. Tercüman ne diyorum? Söyle diyorum. Ben evime döneceğim. Naciye'yi seviyorum çünkü diyor. Yok abi, kara ayaklarıma kapanıyor. Ben de İngiltere'ye gel diye yalvarıyor. Madonna Amerikanlı bir kere. Olsun oğlum. İngiltere'de dayısı varmış. Yıllar evvel oturma izni almış. Çalışıyormuş adam. Oraya gidelim demesinin sebebi babasından korkusu. Evlenince gidip elini öperiz, af dileriz diyor. Yok dedi Madonna, sen benim dünya ret bacımsın. Amma salladın sen de Bedu abi ya. Yalanım varsa şuradan şuraya gidemeyim. Sonra ne oldu peki? Sonra döndüm evime. Sevmedim çünkü Beyoğlu'nu. Soğuk geldi bana. Her taraf artist dolu. Ne yana baksam Kadir İnanır, Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül. Sevmediler beni bile. İstemedi artistler. Sebep? Tüm karılar bana hasta da ondan. Hepsi nal topluyor o sırada.
Ya bırak Allah'ını seversen Bedavi. İyice uçtun artık. Ulan size yalan borcum mu var? Bedrettin Bey. Emret güzel kız. Elektrik faturamız var da bugün son gün. Parayı versem yatırabilir misin? Yatırmak ne demek? Lazım gelirse ben de yatarım. Bana müsaade. Malum yengeniz olur kendisi. Hadi şimdi sıra maçta. Ben adam seçeceğim önce. Aldım verdim yaparız. Olmaz, ben seçeceğim. Tamam ya, sen seç. Başka bir emrin var mı sultanım? Kendine iyi bak. Alacağım seni Naci. Anana söyle, alemin kralının hanımı olacaksın. İnşallah. Mustafa'yı aldım. İsmet'i aldım. Önünü çıkarıp geçsene oğlum. Ben oynayamam. Niye? Üstümü başımı kirletirsem dedem kızıyor. Dükkana geç kalıyorum sonra, işler aksıyor. Sanki dükkanın ustası sensin. Hem o senin deden değil ki. Dedemle nenem konuşurken duydum oğlum. Bakkas dede seni cami avlusunda bulmuş bebekken. Öksüz müsün sen? O zaten öksüz. Öksüz ama bizim bildiğimiz gibi değil. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak, annen intihar etmiş. Babanın da kim olduğunu kimse bilmiyor. Çocuğu olduğundan bile habersizmiş adam. Mustafa'nın babası için diyorlar, öyle mi? Evet. Yani bak, kastedi senin özleden değil. Tuttuk aynı kumaştan aldık, bir daha diktik pantolonu. Müşteri bu, malını temiz ister. Vallahi da billahi de ben... Kes ulan. Yalancı kerata seni. Ne oldu oğlum? Mustafa'm, ne oldu oğlum? Dövdüler mi yoksa? İstemiyorum seni. Mustafa, aç şunu. Git buradan, istemiyorum seni. Mustafa, sinire koyma adamı. Aç şu kapıyı. Eve gidelim. Gidelim, tamam. Kusura bakma. Bilemezdim böyle olacağını. Torununa sahip çık Yaşar. Yoksa ne yapacağımı Allah bilir. Bana babamla annemin fotoğraflarını göster. Yalandı, değil mi? Sen benim öz dedem değilsin, değil mi? Üzülme bunca Vakkas Usta. Nasıl olsa bir gün gerçeği öğrenecekti. Bilsem böyle olacağını, ben söylerdim evvela. Yemeden içmeden kesildi. Okuluna hevesle giden çocuktan eser yok şimdi. Günlerdir yatıyor. Eve doktor getirdi, bir şey bulamadı. Morale ihtiyacı var dedi sadece. Kısa zamanda toparlar umarım. Yoksa ben de alacağım. Onu böyle bitap görmek perişan ediyor beni hocam. Boğazıma düğümleniyor laflar. Hiçbir şey diyemiyorum. Elim ayağım kesiliyor. Küçücük bir yavru nasıl kaldırabilir böyle bir şeyi? Allah'ım, sen bize yardım et. Thank you.
çocuğu anlayabilmiş değilim. Yerinde duramazdı. Şimdi oturduğu yerde kalıyor. Sınavlarda yıldızı pek iyi alırdı. Şimdi verdiği kağıtlar bomboş. Bir hastalığı falan olmasın? Allah korusun. Mustafa! İyi bir doktora götürmenizi öneririm Bakkas Bey. Sinsi bir hastalığı olmasından korkuyoruz. Anlıyorum hocam. Allah korusun, kötü bir şey varsa baştan anlaşılır bari, değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tepecik, tepecik, eski hamam küpecik, küpecik. Verem verem olsun, ver beni, gel başlı bir kız olsun. Ya parası, parası. Oğlum, Mustafa'm, hadi sen de çık dışarıya. Bir dolu şey hazırladım ama çocuklara. Verdiklerimizin karşılığını kim getirecek eve? Hayırlı geceler çocuklar. Al. Olabilir mi? Çek ulan elini. Zırnık yok sana. Dedem dövdü zaten beni. Dövmekle kalmışsa iyi gene de. Seni bana verseler dilini keserim. İyi geceler çocuklar. İyi geceler çocuklar. Muayene neticesinde pek bir şey saptayamadık. Fakat bu hastalığı yoktur anlamına gelmez. Bizi aşan bir şey olabilir. Siz iyisi mi bir hastaneye götürün bu çocuğu. Yaşar'ın mı? Nuriye bacıdan öğrendim geldim. Ne oldu Yaşar'ın mı? Ne dedi doktorlar? Tahlil yapıyorlar daha. İnşallah bir şey çıkmaz altından. İnşallah.
Ne oldu doktor hanım? Kötü bir şey mi var? Konuşmak için henüz çok erken. Servise yatırıp Eniko'nu tetkik etmemiz şart. Rapor burada. Bizi çağırdı. Çabuk gidelim. Madem hastalığı kanla alakalıymış, gel kızına götürelim şu çocuğu. Ya kan hastalıkları üzerine... Olmaz. Ölse de götürmem onu. Ya götürelim, tedavi etsin. Gene konuşma sen. Ben hallederim. Olmaz diyorum Yaşar. Sinire koyma adamı. Şöyle oturun. Biyopsi raporu geldi. Keşke böyle olmasaydı ama tahmin ettiğimiz gibi. Maalesef torununuz lösemi hastası. Kanser. Öyle mi? Koltuk altı lenf bezleri bile ceviz kadar büyümüş. Derin eklem ağrıları çeker böyle hastalar. Bugüne kadar fark etmemiş olmanız şaşırtıcı. Hiç mi yakınmadı ağrılarında? Sebebi bilinmeyen bir hastalık bu. Direncin ani düşmesiyle birlikte ortaya çıkabilir. Geç kalmış sayılmazsınız gene de. Eğer bir fakülteye hematoloji servisine götürürseniz kurtulma şansı olabilir. Burada bu hastalığın üstesinden gelemeyiz. Lütfen bu dediğimi yapın. Gel şu inadından vazgeç. Kızın memleketin bu konudaki en iyi doktorlarından biriymiş. Ona götürelim ha? Buyurun. Kolay gelsin Hatice kızım. Yaşar amca. Yaşar amca hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Seni böyle karşımda görmek... inan çok şaşırdım, çok sevindim. Buyur şöyle. Biri var yanımda. E o da gelsin. Kim? Oldum ben. Odamdayım bir şey olursa. Tamam Hatice Hanım. Üzülme artık. Yaşar Usta'yı dinleyip kızına götürmekle en iyisini yaptın. Vakkas Usta, torununun kurtulacağına yürekten inanıyorum şimdi. Çekindiğimizden söyleyemedik sana. Hatice kızım gazetelere çıktı birkaç kez. Çok başarılı bir doktor olduğundan bahsediliyordu. İnşallah hocam. İnşallah kurtarır o masum yavruyu. Hocam,
Kusura bakmazsan, hani sana bir banka cüzdanı vermiştim ya, onu diyecektim. Hatice'nin hastanesi pahalı bir yer. Bakkas usta, o hesap zaten Mustafa'nın değil mi? Ne demeye bu kadar incelirsin ki? Bunu mahalleli olarak aramızda topladık. Ne olur ne olmaz diye. Bunlar da üst baş Mustafa için. Topla dirblinge başlayıp ipe dizer gibi 6-7 kişi geçtim. Orada yalıktan çıkarken bir baktım kaleci önde. Geri verdim abi topun altına. 45 metreden şamda. Hop kalecinin üzerinden ampul gibi takıldı top filelere. 4. gol de sen attın yani. 7 gol attım o maçta. Maç kaç bitti? 8-1. Boşuna rüzgarın onunla çıkmadı adım. Topu ayağıma aldığım vakit rakip blok olarak kapanır. Gerçi sonraki maçlarda da leblebi gibi attım golleri. Mesela bir maç var, hiç unutmam. 1. amatör kümede şampiyonluk maçı. Şimdi maçın başında şöyle... Ya Bobedo, Allah aşkına bir sus be. Azıcık da sallama ulan, atma ulan. Yetmez mi bu sabileri kandırdığın? Kalbimi kırıyorsun, yaşarım mı? Eğer şu kadarcık atıyorsam... Sus, yalan yere yemin etme şimdi. Gel yavrum şöyle. Ne oldu? Ne diyor Hatice? Yarın belli olacakmış her şey. Gel otur şöyle gel. Evresi mühimmiş bu lanet hastalığın. Nasıl yani? 1. ya da 2. evrede yakalarlarsa... Kurtulma ümidi yüksekmiş. Hadi inşallah kurtulur. Sana bir şey söyleyeyim mi? İçimde bir his var. Katiyen kötü bir şey çıkmayacak. Senin bir suçun günahın yok oğlum. Asıl kabahatli olan benim. Vakti zamanında anlatmalıydım. Tüm hakikati. Tansiyon 110'a 70. Ateşi de yüksek değil. Ben biraz burada kalabilir miyim? Ama biraz. Söz. Mustafa. Biricik torunum. Sen olmasan ben ölürüm. Dayanamam yokluğuna. Ne olur ölme. Ne olur kalk ayağa. Yüce Rabbim güç versin sen. Becer versin Mustafa. Dede. Dede dur. Durdum oğlum. Tamam. Bak buradayım. Yanındayım. Bir şey söylemek istiyorum sana. Dinliyorum oğlum. Hani şu tepecik var ya. Evet. Hani senede bir gün oluyor ya. Hıdır Ölez'den bir gün önce. Evet. Daha fazla tepecik olsun dede. Kandiller dede olsun. Öğretmiştin ya bana senede 5 kandil var diye. Öyle. 5 kandil var. Her kandilde tepecik yapalım bizim orada. Türkiye'de de kandil lafı geçiyor zaten. Söz ulan sana. Bizim mahallede senede 5 kere tepecik yapacağız. Gerekirse tek tek evleri dolaşıp tüm çocukları ben çıkaracağım dışarı. Söz sana. Yeter ki iyileş. Yeter ki ayağa kal. Bir gül bana. Bir koştur şöyle ortalıkta. Top oyna sonra. Çamurlara belensen de laf etmeyeceğim sana. Söz. Dede sözü. Tek laf edeyim. Dilimi kesmezsem
Bana da makas demesinler. Gördün mü bak? Nasıl da ayağa kalktın? Seni kerata. Sakın ha. Biraz hava almaya çıktık sadece. Bağışlayın doktor hanım. Yani Hatice bacı. Naci yengeni istedim Mustafa. Anası bir an bile tereddüt etmeden verdi kızı. Niye? Çünkü alemin en kralının hanımı olacak. Lafı ağzımdan aldı, iyi mi? Biliyor tabii Bedo abi senin ne bitirim olduğunu. Ben iyileşince ikimiz ardım verdim yaparız. Olur. Barıştık biz. 5 kere tepecik yapacağız artık. 5 kere. Ya anlattım ben onlara. Vallahi da billahi de ben ne derseniz yapmaya hazırım. Eskiden annemle babam çık diyorlardı tepecik gecelerine, zorla çıkıyordum. Ama şimdi kendi isteğimle çıkacağım. Yeter ki sen iyileş. Ekmek Musaf üzerine yemin ederim ki. Hani pantolon kesilmişti ya. Dönmüştün düzgün abiye. Onun suçu değildi. Ben kesmiştim pantolonu. Hı? Vallahi. Ben de görmedim vallahi. Onun tek suçu bahşişi kendi koparacak diye ses çıkarmamasıydı. İki gözüm kör olsun ki ben her zaman senin yerine dayak yemeye razıyım. Yeter ki iyileş, aramıza dön. Bütün pantolonları sen kes. Bütün bahşişleri sen al, dayakları ben. Hop hop. Ne demek ulan bütün pantolonları sen kes? Kötü bir niyetle söylemedim ben bu lafı usta. Nimet çarpsın, ben sadece Mustafa'nın... Tamam oğlum, tamam. Yorma kendini. Gidelim mi artık? Hadi. Tahlil sonuçları geldi doktor hanım. Patoloji? O da burada. Temizliğine önem göstermelisin. Çok dikkat et, tamam mı? Tamam. Sayın profesörüm. Nasılsınız? Nasıl alalım işte. Çocuğumuzun neticesini bekliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hatice'ye güvenin. Anlamıştım. Ha? Baba. Ha? Kurtulacak. Henüz 1. evrede hocam. Allah torununu sana bağışladı. Şükürler olsun ya Rabbi. Kurtulacak. Kızım. Hatice'm. İyileşecek sayın profesörüm. Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin sayın profesörüm. Çok sağ olun efendim. Bu gene sende kalsın hocam. Tüm masrafları kızım Hatice karşılamış. Kuruş ödemedik hastaneye. Büyük geçmiş olsun Vakkas usta. Allah önce kaybettirip sonra yeniden buldurdu torunumu. Kızını da öyle. Öyle ya, öyle. Hepinizden Allah razı olsun. Biz onu almayacağız. Ne demek oluyor bu? Şu demek oluyor. Onunla Mustafa'ya üst baş alacağız. Buyurun. Bir kahve ikram edeyim. Dedim bırakın evin tüm eşyalarını ben alayım. Yok dedi kayınvalide. Senin gibi klas bir damada sahip olmak bana yeter. Ne olur elleşme. Evde biz düzelim diye yalvardı. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Koca kadının kalbini kıracak halim yok herhalde. Tamam dedim. Peki Naciye kızımız ne dedi? Sustu o. Kayınvaliden bir şey dedi mi peki bunun üzerine? Dedi. Düğün salonunda ben tutmak istiyorum dedi. Sen ne dedin? İşte o olmaz dedim. O ne dedi? Yalvardı gene. Önümü gör ben tutayım dedi.
Bulmuş tabii benim gibi. Artistler arasında yapılacak olası bir müsabakada birinciliği kimseye kaptırmayacağına, kalıbını basacağı damadı. O yüzden. Sen ne dedin peki? Yüzükleri ben alayım bari dedim. O ne dedi? Bir şey diyemedi. Ağlamaya başladı. Sonra çıkarıp gösterdi. Meğer yüzükleri almışlar bile. Peki sen bir şey dedin mi? Eyvallah anacığım dedim. O sana ne dedi? Ulan yeter be. Sabahtan beri o ne dedi, bu ne dedi? Biri çulsuz atıp tutmaktan başka bir şey bilmiyor. Ötekisi sorgu sual kabir. Dede. Dede, topumu patlattılar dede. Ulan ben seni... Gel. Dilini kesmek zorunda kalırsın. Sonra demedi deme. Mustafa, oğlum. Mustafa, Muhammed Mustafa. Bu gece kandil. Yani? Yani tepecik. Herkes hazır Vakkas emmi. Emrettiğin gibi. Her kandil bir tepecik yapılacak artık. Ben hallettim. Önce mırın kırma etti millet ama... Baktılar kişinin arkasında ben varım. Anında kabul ettiler. Hadi oradan. İmam Efendi razı etti. Her kandil bir kutlamadır çünkü. Hem ibadet edilecek... ...hem de tüm yüzler gülecek. Kalbimi kırıyorsun ama Vakkas emmi. Niye ulan artist? Adama bak ya. Milletin içinde ensemizin tozunu alıp fiyakamızı bozuyor. Bir de niye diye soruyor. Beycuk, beycuk, eski hamam küpeycuk, küpeycuk. Veren veren olsun, veren veren olsun. Vermeyenin kel başlı bir kızı olsun. Yağ parası, bur parası, akşam oldu kandil parası. Sırtına şunu al baba. Üşüteceksin. Karışma bana. Hastalanırsan bakmam bak. Başka doktor var herhalde. Ona giderim. Ben bedava bakarım ama. Geldiler. Elimden ne gelir, ne gelir? Hayırlı kandiller Vakkas dede. Kandilin kutlu olsun Vakkas dede. Hayırlı kandiller çocuklar. Kandiliniz mübarek olsun. Sağ Vakkas dede. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.